Dedektifler 27 yaşındaki Marshall Dentin kaybını araştırıyor. Dent 23 Aralık'ta Shawnee'deki evlerinden kaybolmuştu. Shawnee Emniyeti: Merhaba, Marshall Dent ilgili olarak arıyorum. İhbarda mı bulunacaksınız? Eski bozuk bir araba var ve iki tane de sedir ağacı var. Hı hı. Onu o iki ağacın arasında bulacaksınız. Şovni Derli kabilelerin toplandığı bir yerdir. Ya Şovni'de ya da Şovni yakınlarında sınırı olan dört kabile vardır. Birçok farklı kültür, çok farklı insan toplulukları vardır ve genelde hep bir araya geliriz. Pek çok aile uzun süredir burada. Hepimizin bir şekilde birbirimize bağlantısı vardır. Ama her ailede olduğu gibi bazen sorunlar çıkar. Bazen ailelerin sırları olur ve o sırlar bir gün gelir ailenizi bulur. Temmuz 2017. 11 yaşındaki Montez Dent, Oklahoma Shawnee'li. Montez, Dezire Palomino ve Marshall Dent'in ilk ve tek çocuğu. Dört tane mi bağlamak istiyorsun? Tamam, dört tane bağlayalım. Seni geçeceğim. Sen mi beni geçeceksin? Hiç de bile. Sen hep geçiyorum. Marshall ve ben 2005 yılında tanıştık. 6 ay beraberdik. Sonra da ben hamile kaldım. Her şey çok çabuk oldu. Marshall Montez'e çok iyi bir babalık ediyordu. Ondan iyi bir baba düşünemezdim. Biz sadece sevgili ya da anne baba değildik. Çok yakın arkadaştık da. O benim ilk ve tek gerçek aşkımdı. Bu Montez. Adeta minik Marshall. Marshall'a göre o dünyanın en güzel şeyiydi. Bir oğlunun olmasının yani. Montezle çok fazla zaman geçirirdi. Yüzünde hep mutlu bir gülümseme olurdu. Baba olmaktan çok keyif alıyordu. 23 Aralık 2013. Noel bayramı için hazırlık yapan Dent ailesi çok heyecanlıydı. Tiro. Hadi gel. 23 Aralık'tı. Ben zaten çoktan yatmıştım. Ertesi gün işe gidecektim. Köpeklerim hiç durmadan havlıyordu. Marshall'ın eve geldiğini anlamıştım. Kalktım ve mutfak kapısında onu gördüm. Yanında birkaç arkadaşı vardı. Dışarı çıkacaklardı. Ben de yatağıma döndüm. O gece ona seni seviyorum diyemedim. Çünkü onun geri döneceğini sanıyordum. Marshall'ı aradım ama telefonuma cevap vermedi. Ben de ilginç telefonlarıma yap açar neler oluyor acaba diye düşündüm. Annesi Pem'i aradım. Pem de yarın döner dedi. Montez'e Noel hediyesi almaya gittiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Ben de ona tamam dedim. Ertesi sabah Noel Arifesiydi. Marshall yoktu. Arayıp durdum. Cevap vermedi. Telesekretere düştü. Bu çok tuhaftı. Çünkü o gün oğluna Noel hediyesi alacaktı. Noel günü geldi. Marshall hala ortada yoktu. Ona mesaj attım ve şöyle dedim. Marshall, Montez seninle olmak istiyor. Gelmesi gerektiği düşündüm. Gelmeliydi. Aradan zaman geçti ama o hiç gelmedi. Hiç gelmedi. Endişe içinde bekliyordum. Sonra tamam onu bulmam gerek dedim. Bir terslik vardı. İnsanlara Marshall'ı görüp görmediklerini sordum. Doğru dürüst bir cevap alamadım. Birkaç arkadaşının evine gittim. Onu görmemişlerdi. Birkaç gündür onunla konuşmamışlardı. İnternete girip Marshall'ın kayıp olduğunu yazdım. El ilanları dağıttık. Kimse çıkıp bir şey demiyordu. Sadece onu en son burada gördüm, şurada olduğunu duydum falan dediler. Başka bir şey demediler. Dent ailesini kilisemizden tanıyorum. Scott, Pemi, çocuklarını, en büyük oğulları Marshall'ı. Marshall genç bir delikanlıydı. Hayat doluydu. Yanındakilere keyif verirdi. Marshall kaybolduğu dönem çok üzücü, çok gergin bir dönemdi. Bu Shawnee için alışılmadık bir olaydı. Birilerinin onun yerini bildiğine ve bir takım olaylar yaşandığına dair söylentiler vardı. Ama kimse, hiç kimse bir şey söylemiyordu. Bir sürü çete olduğuna dair, bir karter olduğuna dair söylentiler vardı. Olayın olduğu gece köprülerden birinde bir parti olduğunu bile duymuştum. İnsanların gittiğini bildiğim bir köprü vardı. Pek çok da insan vardı. Yani pek çok kişi neler olduğunu biliyor olmalıydı. Bir takım olaylar yaşanıyordu. Bir grubun ona saldırdığını duyduk. İnsanların dediğine göre Marshall'ı o köprüde bırakmışlar. Burası Shawnee'nin arka yollarından biriydi. Ve insanlar oraya gidip, parti yapardı. Bir sürü hikaye vardı. Anlatılan her hikayenin izini sürmek zorundaydım. Belki bir şey buluruz düşüncesiyle nehir kenarına bile gittik. Marshall'ın dayak yiyip bir çukura atıldığını düşünüyordum. Tamam dedim. Karakola gidip kayıp ihbarında bulunmalıyız. Çoğu kayıp şahıs vakalarında bir sonuç çıkmaz. Marshall'ın telefon kayıtlarını çıkardık. Kayıtlar oldukça tuhaftı. Çünkü yapılan aramalar ve mesajlar 23'ü gecesi tamamen kesilmişti. Aradığı son kişi kuzeniydi. Ben de kuzenini aradım. Ona Marshall'ı orada görüp görmediğini sordum. O da bana Marshall'ın arkadaşı Larry'ninle birlikte olduğunu söyledi. 3 Ocak 2014. Marshall Dent 11 gündür kayıp. Polis eski dostu Larry'nin onun nerede olduğunu bildiğine inanıyordu. Polis delillerinin sorgusu. Ben Lerinle irtibata geçtim ve sonra Lerinle o gece hakkında birkaç defa konuştum. Bugün seninle konuşmak istediğimiz konu o gece neler olup bittiği. Hatırladığın her şeyi bize anlat, hiçbir şey atlama, tamam mı? Tamam. Marshall'ı nereden aldın? Evinden. Tamam. Sonra annemle babamın evine gittik ve. Tamam. Ondan sonra hiçbir ne bir oldu? fikrim yok. Aşağı yukarı bütün gece içki içtim ve ben. Çok, çok içki içerim. Marshall'ın başına ne geldiğini bilmiyor musun? Bir şey diyemem. Yani bilmiyorum. Bana ilk başta söylediği sarhoştum hatırlamıyorum. Sarhoştum hatırlamıyorum oldu. O gece köprüde bir olay yaşandığına dair bir ihbar aldık. Onu görmüş olabilecek pek çok insan vardı. İhbarlara göre sen ve arabandaki insanlar köprüye gitmişsiniz ve başkalarıyla buluşmuşsunuz. Hepiniz orada içmişsiniz. Köprüye mi? Evet. Brengis'teki köprüye. Brengis herkesin gidip alkol aldığı köprü. Ben yerini bilmiyorum. Yani sen ve Marshall herhangi bir saatte Brengis'teki köprüde durup dışarı çıkıp bir grup insanla içmediniz öyle mi? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Pekala bu çok tuhaf çünkü bunu yaptığınızı söyleyen insanlar var. Belki yani Lera'nın bana ilk başta anlattıklarından daha çok şey bildiğini düşünüyordum. Bunu incelemek gerekiyordu. Marshall'ın başına köprüde mi bir şey gelmişti? Brengis yolundaki köprü burası. Hatırlıyorum da bu taraftan yürümüştük, evet. Diğer tarafta inmiştik. Ve iner inmez bir koku almıştık. Aldığımız koku ölüm kokusuydu. Biz de köprünün etrafına baktık. Ve evet diye düşündük. O burada. Marshall'ın cesedini bulmayı umuyordu. 4 Ocak 2014. Marshall Dent son görüldüğünden bu yana 12 gün geçmişti. Bir parti olduğu söylentileri Oklahoma Shawnee dedektiflerini şehrin ucundaki bir köprüye yöneltti. İner inmez bir koku almıştık. Aldığımız koku ölüm kokusuydu. Biz de köprünün etrafına baktık. Evet diyordum. Marshall'ın cesedini bulacağız. Bütün bu alana baktık. Alt taraflara girdik. Yolun kenarında ölmüş bir geyik bulduk. Koku ondan geliyormuş. Ama araştırdığımızda kısa süre önce burada parti yapıldığına dair deliller bulduk. Aşağıda bira kutuları vardı. Laren partiyle ilgili bir şey söylememişti. Anlattığı hikayede orada olduğundan bahsetmemişti. Laren bana anlattığından daha çok şey biliyordu. Polis delillerinin ikinci sorgusu. Yani sen ve Marshall herhangi bir saatte Brengis'teki köprüde durup dışarı çıkıp bir grup insanla içmediniz, Asla. öyle mi? Hiçbir şey olmadı. Bence tamam, fazlasını onu biliyorsun bıraktım. ama söylemeye korkuyorsun. Hayır. Lerum'la konuştuğumda köprüde parti olmadığını söyledi. Köprüde bir grup insan olmadığını da. Ama ben başka birini koruduğunu düşünüyordum. Belki de onun yanında olan birini o gece orada başka insanlar vardıysa da kim olduklarını bilmiyorduk. Ve kaç kişi olduğunu da. Çok büyük bir parti olduğunu duyduk. Anladığım kadarıyla köprüdelermiş, parti yapılmış. Ama hiç kimse bir şey söylemek istemiyordu. Olaya pek çok insan dahildi. Herkes bir şey biliyor ama Kimse bir şey söylemiyordu. Neden kimsenin bir şey söylemediğini anlamıyordum. Marshall'ın kaybolması ile ilgili bir şeyler bilen tanıkları konuşturmak gerçekten çok zordu. Shawnee'de farklı kabilelerden oluşan kızıl derili toplulukları arasında da çok bölünmeler var. Farklı kabile mensupları çoğu şeyi sizinle konuşacak kadar güvenmezler. Hele ki beyazlardan oluşan emniyet güçleriyle hiç konuşmayacaklardır. Hayatım boyunca Şovni'de yaşadım. Marshall'la aynı okulda okuduk ve Marshall'ın annesi burada çalışıyordu. Görünürde aile gibiyiz, bilirsiniz her şey çok güzel. Çok renkli görünür ama sanıyorum çok da sır var. Günümüzde çok fazla suç işleniyor. İnsanlar birbiriyle eskisi kadar yakın değil. Herkes birbirinden çok ama çok korkuyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Suç, kırsal kesimlerde hep çok dikkat çeker. Uyuşturucu da ilgi çeker. Buranın mirasının bir parçasıdır bu. Çeteler de buranın mirasına dahil. Kabilelerdeki bazı ailelerin tekin olmayan bazı karanlık yanları vardır. Bizler azınlık olduğumuz için sanırım o yüzden hep bir aradalar çeteler kuruyorlar. Kızıl derili kardeşler Şovni'de bir çete ve çok korkunçlardır. Yaşadığımız yerde bazı insanların sorunları oluyor. Kötü bir şey olduğunda insanlar başları derde girer diye çok korkuyorlar konuşmaya korkuyorlar. O yüzden genel olarak insanlar sırları saklıyor. 8 Ocak 2014. Marshall Dent ortadan kaybolalı 16 gün oldu. Günler geçtikçe durum da kötüye gidiyordu. İhtimaller çok azalmıştı. Bir noktada kendimi yol kenarındaki çöpleri karıştırırken buldum. Oğlumu bir çöp yığınının içinde bulacağımı düşünürken kendimi kaybetmişim. Günler birbiri ardına geçip gittikçe kendi kendime o gitti dedim. Bazen gecelerce uyuyamadığım oldu. Tanrım sen onun nerede olduğunu biliyorsun. Tam olarak nerede biliyorsun diyordum kafama koymuştum. Onu bulup eve getirmeye kararlıydım. 14 Ocak 2014. Ortadan kaybolmasının üstünden 3 hafta geçen Marshall Dent hala kayıptı. Polis henüz suç işlendiğine dair bir delil bulamamıştı. O gece ofisteydim ve santral merkezinden bir telefon aldım. Merkezden bana ismini vermeyen bir kadının aradığını söylediler. Onu tanımıyorlardı. Marshall Dent ile ilgili olarak arıyorum. Hı hı. Mezarlığın yakınlarında eski bozuk bir araba var. Arabanın içine oturup ve sağ tarafına bakarsanız iki tane sedir ağacı göreceksiniz. Onu o iki ağacın arasında bulacaksınız. Marshall Dent'in cesedini nerede bulacağımıza dair bir ihbar almak gerçekten de çok tuhaftı. Elimizdeki kayıp bir şahıstı ve şimdi bakacak bir yerimiz vardı. Elimizde net bir yer vardı. Dedektif Crouch geldi ve bir kadının Marshall'ın nerede gömülü olduğunu söylediği bir ses kaydı dinletti. Bana bu sesi tanıyıp tanımadığımı sordu. Ben de hayır dedim. Ama ona şöyle dedim. Kuzeyde büyük bir bölge olduğunu söyledim. Kabile arazisi. Orada bir mezarlık var. Sek ve Fox Nation kabilelerinin arazisinde bir mezarlık olduğunu söylediler. Oralarda birçok arazi var. Anlatılan hikayeler çok makuldü. Mantıklı geliyordu. Ama sorun cesedin kabile arazisinde gömülü olmasıydı. Benim de o arazide yetkim yok. Sek ve Fox Nation arazisine giriyorsunuz. Sek ve Fox Nation, 4000 kabile üyesinden oluşan bir Kızılderili kabilesi ve federal hükümet tarafından Inuit toprakları sınıfına giren 60 kilometrelik araziye sahipler. Kızılderili kabilelerinin çoğunun kendi kabile polisleri vardır. Kabile arazilerinde işlenen suçları soruşturma yetkisi bizdedir. Şovni Emniyetinden bizi aradılar. Kendilerine muhtemelen Sek ve Fox arazisine gömülmüş bir ceset olduğuna dair bir ihbar gelmişti. Marshall Dent'in cesediyle ilgili bir bilgi. Böyle şeyler için pek fazla telefon gelmez. Birkaç yıl önce ben daha buraya gelmeden bir cinayet yaşanmış. İnsanların burada işlendiğini hatırladığı tek cinayet bu. Sek ve Fox'un kızıl derli arazilerine giden yol bu. Bu arazide bir mezarlık var. Kızıl derlilerin gömüldüğü bir mezarlık. Aldığımız ihbara istinaden buraya geldiğimizde burası ile ilgili bize söylenenler ve elimizdeki bilgiler örtüşüyordu. Araba burada park halindeydi. Oturup sağ tarafa baktığınızda iki sedir ağacını görebiliyordunuz. Bire bir tutuyordu. Polis delili, olay yeri fotoğrafları. Quentin Lane bana birkaç tane fotoğraf yolladı. Bu ağaç kütüğünün yanında kütüğün 85-90 santimetre yukarısına çıkan kızıl topraklar var. Biri oraya o toprağı atmadığı sürece orada toprak falan olmaz. Burada gördüğünüz gibi yapraklar arasında bir çukur var. Her şey birbirini tuttuğu için oraya gidip bu gevşek toprakları kazmaya başladık. Oklahoma toprağı normalde böyle değildir. 10 santim kadar kazmıştık ki bir tahtaya denk geldim. Uzun süredir orada olmadığı belliydi. Çünkü uzun süredir orada olan bir şeyin renginin solması ya da çürümesi gerekirdi. Ama bu öyle değildi. Bu tahtaya denk geldiğimde FBI'yi çağırmamız gerektiğini biliyorduk. Yaklaşık dört buçuk yıldır Oklahoma Saha Ofisi'nde görevliyim. Ayrıca kızıl derili topraklarında işlenen suçlarla ilgili yetkili kişiyim. Kızıl derili arazisinde FBI'nin görevi şudur: Burada cinayet, cinsel saldırı ya da diğer ciddi fiziksel saldırılar gibi ceza gerektiren bir suç işlendiğinde yetki FBI'ya geçiyor. Bu vakada kabile topraklarında Marshall Dent'e ait olduğunu düşündüğümüz bir ceset vardı. Müdahale ekibiyle irtibata geçtim ve birlikte cesedin bulunduğu yere gittik. FBI, cesedi aramak için kazı çalışmaları yapmak üzere delil müdahale ekiplerini bölgeye getirdiğinde ben de oradaydım. Adamlar etrafı kazdı. Kontra kaldırdılar. Altından da toprak çıktı. Aman tanrım dedim. Onun orada olduğunu biliyordum dedim. Kazmaya devam etmeleri gerekiyordu. Ekstra toprak katmanları, taşlar, yanmış kömür atığı ve kırık tuğlalar vardı. Sonra bir zincir ve metal bir kanca bulduk. Ceset ortaya çıkmaya başlamıştı. Bulduğumuz ceset zincirle bağlanmış bir battaniyeye sarılmıştı. Alanı net bir şekilde görüyorum tamam. Bugün bile nasıl öğrendiklerini bilmiyorum ama biz orada çalışırken bir haber kanalının helikopteri tepemizde dolanmaya başladı. Bir ceset bulunmuştu. Bunu haberlerde gördük. Resmen kalbim durdu. Federal ve yerel dedektifler bu ormanlık alanda bulunan cesedin 27 yaşındaki Marshall Dent'e ait olduğunu ne doğruluyor ne de inkar ediyor. O akşam haberlere çıktı. Polisin toprağı incelediğini gördüğümü hatırlıyorum. Her yeri incelemeye almışlardı üzerlerine ışık tutmuşlardı. Çünkü hava karanlıktı. Yerde bir beyazlık olduğunu gördüm. Şoka girmiştim. İzlediğim sırada belki de o değildir diye düşündüm. Ceset adli tıba götürüldü. Hem'le konuşmak için dışarı çıktık. Bütün aile toplanmıştı. Onlarla adli tıptan bize gelen bilgiyi paylaştık. Orada bulunan ceset Marshall'a aitti. Hiçbir şey hissetmedim. Uyuşmuş gibiydim. En çok korktuğumuz şeyi teyit etmişlerdi. Yani Marshall'ın bir daha asla eve dönmeyeceğini. Biz çok yakındık. Hatta ondan başka kimsem yokmuş gibiydi. Ve içimde büyük bir boşluk hissettim. Sanki diğer yarım diğer yarım gitmiş gibiydi. Ceset bulunduğu zaman hepimiz olayla ilgili bilgileri birleştirmek için elimizden geleni yapmaya koyulduk. Marshall'ın asıl ölüm sebebi başından ve boynundan aldığı darbelerdi. Buna ek olarak kalça bölgesinde de iki kurşun yarası vardı. Bu yaraların öldükten sonra yapıldığı belliydi. Marshall çok acımasız bir şekilde öldürülmüştü. Sonra da cesedi kabile topraklarına gömülmüştü. Bunun yapılmasının bir sebebi olmalıydı. Marshall'ın gömülme şekli, battaniye ve muşambaya sarılması, birilerinin onun kızıl derili sandığının göstergesiydi. Çukur çok büyüktü. Yani birileri orada o çukurun kazılmasına yardım etmişti. Bir şey çok açık ve netti. Cesedi oraya gömen kişi ya da kişiler her şeyi en ince detayına kadar düşünmüştü. Bence birileri en azından cesedin gömülmesi aşamasını eni konu planlamıştı. Cesedin üzerinin kat kat kapatılmış olmasından bunu tecrübeli birinin yaptığı belliydi. Topladığım bilgilerden bunun çete bağlantılı olduğunu düşünüyordum. Kızılderili kardeşler o civardaydı ama Marshall'ın tam olarak neye karıştığını bilmiyorduk. Belki de bu bir çete misillemesiydi. Belki de bu yüzden öldürülmüştü. Ama şu aşamada bunu bilemiyoruz. Sen elinden geleni yap, gerisini Tanrı yapar. Polis bize cesedi bir süre vermedi. Marshall'ın doğum günü yaklaşıyordu. Biz de bir araya gelip son kez doğum gününü kutlamak istedik. Tarih 23 Ocak 2014'tü. Onun için bir parti yaptık. Bir tabakta ona koyduk. 28 yaşına basacaktı. Sonra ertesi günde onu toprağa verdik. Hayatımın en zor anlarından biriydi. Oğlumu ağlarken görmek. Ne yataktan çıkıyor, ne bir şey yapıyordu. Hiçbir çocuk bunu yaşamamalı. Böyle şeyler hissetmemeli. Ama benim çocuğum bunu yaşadı. Gerçekten canım çok ama çok yanmıştı. 24 Ocak 2014. Polis Marshall Dent cinayetinin bir kızıl çete savaşı sonucu işlendiğinden şüpheleniyordu. Bunun sebebi küçük Shawnee kasabasında kimsenin konuşmak istememesiydi. Marshall Dent vakası herkesin gözünü açan ilk vakaydı. Shawnee bölgesini derinden sarstı. Onun sığ bir mezara gömülmesi, kızıl derili nüfusu çok üzdü. Bir Seminol kızıl derilisi olarak ilk tepkim öfkeydi. Bizim kültürümüzde birini öldürüp sonra da onu bir yere atmak, cesedini saklamaya çalışmak çok büyük bir saygısızlıktır. Kızılderili kardeşlerin insanları korkutmak, bizimle konuşmalarına engel olmak için bir şeyler yaptığına dair duyumlar almıştık. Soruşturmada karşılaştığımız bir sorunda insanların tedirgin olması, korkması ve işin içinde çeteler ya da çete mensupları olduğu için insanların polisle işbirliği yapmaktan çekinmesiydi. Bizim çıkmazımız buydu. İlk hafta sürekli olarak böyle bir engelle karşılaştık. 25 Ocak 2014. Marshall Dent'in cesedi bulunalı 10 gün olmuştu ve dedektiflerin elindeki tek ipucu yapılan isimsiz ihbardı. Bize gelen ihbar bir ankesörlü telefondan yapılmıştı. İhbarı kimin yaptığını öğrenmek istiyorduk. Bu yüzden hemen oraya devriye memurlarını yolladık. Polisler gelip dışarıdaki telefon kulübesiyle ilgili benimle konuştu. Mavi minibüslü bir kadının ankesörlü telefonu kullandığı görülmüştü. Arabanın eşgalini öğrendiğimizde 2 ile 2'yi topladık ve ihbarı yapan kişinin kimliğini tespit ettik. İhbarı yapan kişinin bir akrabası vakayla ilgili bilgi sahibiydi. İhbarcı ve ailesini korumak adına isimleri verilmiyordu. Quinton ve Jason'la beraber ihbarcıyla konuşmak için kaldığı motele gittik. Bizimle konuşmak istemedi. Marshall Dent'in katili aleyhinde çok fazla bilgi vermeye çok korkuyordu. Marshall Dent'in katili ona açık açık ya bana yardım edersin ya da onun yanına gidersin demiş. Herkes çok korkuyordu. Yani ilk başlarda Lerin'le konuşmuştum. Onlar çocukluktan beri arkadaştı. Lauren muhtemelen bana anlattığından fazlasını biliyordu ama bunu söylemeye korkuyordu. İhbarı yapan kişi cesedin gömülü olduğu yeri biliyordu ama Marshall'a ne olduğunu söylemiyordu. Uzun süre konuşmadı ama sonra biraz bilgi verdi. O gece köprüde eğlendiklerini öğrendik. Sonra bir partiye gitmişler. Birinin evine gitmişler. Bu da bizi Anna Johnson'ın evine yönlendirdi. Veri tabanından öğrendik ki Anna Johnson'ın sabıkası varmış. Çoğu mülkiyet suçlarından. Mokıs'ın yolundaki bu ev Anna'nın evi. Sean E. sınırının hemen dışında. Anna'nın evinde bir grup insan varmış. Laren, Anna ve Marshall'ın yanı sıra pek çok kişi oradaymış. Bana Lerin ve Marshall'a dışarı çıktığınız gece olanları anlat. Onları da söyledim, tam hatırlamıyorum. Çünkü hepimiz alkol alıyorduk. Tam olarak ne yaptığımızı bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Peki sana partide olduğunuzu duyduğumuzu, bir şeyler bildiğini söylesem? Ben partiye falan gitmedim. Partiye gitmiş olsam söylerdim ama partiye gitmedim. Herhangi bir partiye gitmedim. Ne olduğunu biliyor. O da oradaydı. Her şeyi biliyor. Sebebini biliyor. Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, hepsini biliyor. Hiçbir şey bilmiyor musun? Hayır. Marshall'a ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Öldürüldüğüne Hayır. dair. Hayır, yani anlatmak için elimden geleni yapıyorum. Bence başından sonuna kadar yalan söyledi. Sürekli birilerini korumaya çalıştı. Marshall'ı sağ gören son insanlardan birisin. Bir şey biliyorsan kendini aklamanın ve bildiğin her şeyi anlatmanın tam zamanı. Anlat ki biz de asıl katilin kim olduğunu bilelim, tamam mı? Beni anlıyorsun, değil mi? Tamam mı? En ajansının evi için arama izni çıkardık. Evin olduğu araziye gidip etrafı araştırdık. Sıra dışı bir şey var mı diye oraya baktık. Anna Johnson'ın evinden bir futbol sahası kadar uzaklıkta bir şey bulduk. Başka bir mezara dair bir delildi. 5 Ocak 2014, Marshall Dent'in cesedi bulunduktan 10 gün sonra bir tanık Marshall'ı en son Anna Johnson'ın evinde gördüğünü söyledi. Johnson'ın mülkünü araştıran polisler şok edici bir şey buldu. Biz Eva'nın evini ararken evden bir futbol sahası kadar uzaklıkta bir şey bulduk. Bu başka bir mezara dair bir delildi. Kısa süre önce kazılmış, bozulmuş bir toprak parçası vardı. Marshall'a ait bazı kıyafetler bulduk. Orada bir zincir bulduk. Marshall'ın cesedinin bağlandığı zincirin aynısıydı. O anda cesedin bulunduğu yerin aslında Marshall'ın gömüldüğü ikinci yer olduğunun farkına vardık. Ceset önce Enan'ın evine gömülmüş. Sonra da kabile topraklarında gömüldüğü yere taşınmıştı. Ayrıca Enan'ın evinin içinde önemli bir delil de bulduk. 22 kalibre bir tüfek. Buldukları tüfeğin üstünde Marshall'ın kanı vardı. Bunun kafatasını ezmek için kullanıldığına inanıyorlardı. Ayrıca yerde Marshall'ın kalçasından çıkan mermilerin kalibresiyle örtüşen 22 kalibrelik bir silaha ait mermi kovanları vardı. Artık Marshall'ın en evinde öldürüldüğüne inanmak için sebebimiz vardı. Marshall'a sen mi zarar verdin? Hayır. Kahretsin onu öldürdün mü dedin? Bunun için bir sebebin var mı? Hayır. Sana bir terbiyesizlik yaptı mı? Hayır. Öyle bir şey olmadı mı? Hayır. Tamam. Ena bir şey bildiğini inkar etti. Ama Ena'nın evi arandıktan sonra vakayla ilgili gerçekler netleşince ve biz de onunla bunları paylaşınca hikayesini devam ettirmedi. Evde kimler vardı? Sadece ben ve George. George Walker mı? Başkaları da vardı ama onları tanımıyordum. Yani onlar kendi arasında konuşuyordu. George ve diğerleriyle de konuştular öyle bir şey dikkatimi çekmedi. O gece yanlarında George Walker adında başka birinin daha olduğunu söyledi. Anna, George'un kız arkadaşıydı. Walker'ın da Kızılderili kardeşlerin mensubu olduğunu öğrendik. Sanırım tanıklardan bazılarının bize herhangi bir bilgi vermeye tereddüt etmesinde bunun rolü büyüktü. Birlikte çalıştığı insanlar George'dan çok korkuyordu. Bence bu Laren'ı etkiledi. Bence Anna da George'dan korkuyordu ama yaşananlar yüzünden ihbarı yapan kişinin vicdanı rahat etmemişti. Sanırım içten içe sadece Marshall için değil kendi ailem adına da adaletin yerini bulmasını sağlayacağım dedi. Tamam sana hikayeyi ben anlatayım. Marshall ölmüştü ve evet. Bunu yapan kişi muhtemelen George'tu. Hı, hı. Bunlar sana mantıklı geliyor mu? Şey olabilir. Ben bilemiyorum. Olabilir mi? Mümkün Çinlikte diyorsun. 51'e meyilli biri. Bunu George'un yapması mümkün mü? Mümkün. Evet. Evet. O gece olanlara dair teorimizi oluşturmamıza yardım etti. Ena'nın evinde bir grup insan varmış. İçki içip eğleniyorlarmış. Ve bir noktada George, Marshall Dent'e çok sinirlenmiş. George'u sinirlendiren bir şey yaşanmış. Sözüm ona George, Marshall Dent'in kendine ters ters baktığını söylemiş. George bir anda sinirlenen fevri biri. Ve kontrolün kendinde olmadığını hissedince iyice fevrileşen bir tip. En da yapılanların bir kısmına katılmış olabilir. Ama George ona tekme atmış. ve hareketsiz kalana kadar kafasına basmış. Bir noktada onu 22'lik silahla vurmuşlar. Otopside o yaraların öldükten sonra açıldığı anlaşıldı. Bizce bu onun gerçekten ölüp ölmediğini anlamak için yapılmıştı. Marshall Dent'i Anna Johnson'ın mülküne gömmüşler. George Walker, Marshall Dent'in cesedini taşıması, onu daha ıssız bir yere götürmesi gerektiğine karar vermiş. Marshall Dent'in cesedini bir örtüye sarıp zincirledikten sonra çalıntı bir arabayla cesedi başka bir yere taşımışlar. Birkaç kişiyle birlikte büyük bir çukur kazmışlar ve cesedi sadece toprakla değil taşlarla tahtalarla birlikte gömmüşler. Cesedi orada kimsenin bulamayacağını düşünmüşler. Bir insanın böyle bir şey yaptığını düşünmek gerçekten çok zor. Biri ona bunu neden yapar anlamıyorum. Marshall kimseye zarar vermezdi. Yani birinin birinin canını almak için ne gibi bir sebep olabilir bilmiyorum. Ben belli bir sebep olduğunu sanmıyorum. Bence George düpedüz kötü biri ve çok çabuk sinirlenen biri. Marshall dobra biriydi. Şakalar yapardı ve insanlar da bazen bu şakaları çok yanlış anlarlardı. George bir psikopat. Onun gözlerinin içine baktım ve hiçbir şey görmedim. Ben bunun onun için bir eğlence olduğuna inanıyorum. George Walker bence asla hapisten çıkmamalı. 22 Ağustos 2016. Anna Johnson işlenen bir suçu bildirmediği için federal hapishanede 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Marshall'ın arkadaşı Lerin tutuklanmadı ya da herhangi bir konudan suçlanmadı. George Walker federal mahkemede kasten adam öldürmekten suçlu bulundu ve federal hapishanede 20 yıl hapis cezası aldı. Walker aynı zamanda ölümcül bir silahla saldırı suçundan eyalet mahkemesinde yargılandı. İşlediği ölümcül silahla saldırı suçundan bizim ilçede 40 yıl ceza aldı. Ve yargıç eyalet cezasını yattıktan sonra federal cezasını yatacağına karar verdi. Yani büyük ihtimalle George Walker hapiste ölecek. Hala kızgınım. Kabul ediyorum. Ediyorum. Kendime hep neden diye soruyorum. Ena'nın hapisten erken çıkacağını çok kızıyorum. George yeterince ceza almadığı için kızıyorum ve adalet yerini bulmamış gibi geliyor. Bu hiç adil değil. Kardeşim, koruyucum, gücüm artık yok. Hepimiz seni özlüyoruz. Ama burada olduğuna seviniyorum. Burası güzel, sakin bir yer. Artık seni kimse rahatsız edemez, güvendesin. Benim kişisel yolculuğumsa kendimi bu yüzden harap etmemek. Tekrar yaşamaya başlamak istiyorum. Tekrar gülmek. O da bunu isterdi. Bu veda değil. Tekrar görüşeceğiz, Marshall. Telefonumun ekran koruyucusu Marshall. Marshall ve Sera. Onun gülümseyen yüzü var. Ben Marshall'ı böyle hatırlamak istiyorum. Kötü şeyleri hatırlamak istemiyorum. Onu kahkaha atarken onu şakalaşırken, onu ailesiyle birlikte vakit geçirirken hatırlamak istiyorum. Ceza aldıklarını duymak çok rahatlatıcı bir duygu. Adalet yerini bulduğu için minnettarım. Bence bir anne baba için olabilecek en kötü şey çocuğunu kaybetmektir. Böyle bir şey olduğu zaman dışarıda insanların, ailelerin canını yakacak şeyler olduğunun farkına varıyorsunuz ve bizler ailemizi sevmeliyiz. O benim en yakın arkadaşımdı. Hep beraberdik. Onu hala çok özlüyorum ve çok ağlıyorum. Onu düşünmediğim tek bir gün bile geçmiyor. Oğlunu çok ama çok severdi. Maşla gerçekten çok benziyor. O çocuğu çok seviyorum. Marshall'ın Montez aracılığıyla yaşadığını düşünüyorum. O da babası gibi güçlü, iyi bir adam olacak ve babasını her zaman gururlandıracak.